4 kiloya yakın arı sütü ürettik. 8 bin lira, 10 bin lirası satabildik yani fiyat. Virüsten dolayı daha çok talep var bu yıl. Her yıl Nisan-Mayıs ayı içerisinde sağımına başlanan ve Eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü kovanlardan çıkartılmaya başlandı. Türkiye'deki arı sütü tüketiminin %90'ını Çin karşılıyor, %10'unu Türkiye'deki üreticiler karşılıyor. Arı sütü ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılırken vücuttaki ölü hücreleri canlandırması nedeniyle rağbet görüyor. Çocuklarda kemik geliştirmeye, beyin, ondan sonra vücuttaki ölü hücreleri canlandırma özelliği var. Yani mide ağrısına, astıma, yani böyle şeylere, bu şekilde hastalıklara faydası olduğunu söylüyorlar yani uzmanlar. Özel kaşık kullanılarak metal ile temas ettirilmeden renkli cam kaplara aktarılan arı sütü ardından çok bekletilmeden dondurucularda muhafaza altına alınıyor. Bu seneki hedefimiz 10 kilo. 10 kilo üretmeyi düşünüyoruz yani bu yıl. Geçen yıl 4 kilodan 30 bin liraya yakın bir gelir elde ettik. Bu sene 70-80 bin lira hedefimiz. 10 kilo arı sütünü üretmek için 2,5-3 ay bir zaman yetiyor bize. 150 de kovanımız olduğu zaman üretebiliyoruz yani bunu. Bal, propolis ve polenden daha fazla gelir sağlayan arı sütü, arıcılar için ciddi bir gelir kapısı. Virüsten dolayı şu anda Çin'den giriş olmayacak. Zaten üreticilerimiz de bu yıl yani daha çok yani üretime girdiler. Bu yıl daha üretim fazla olacak yani Türkiye'de. 4 kiloya yakın arı sütü ürettik. 8 bin lira, 10 bin lirası satabildik yani fiyat olarak. Bu yılda burada başladık. Yaylada, Erzurum'da yine devam edeceğiz. Bu seneki hedefimiz 10 kilo. 10 kilo üretmeyi düşünüyoruz yani bu